Daryl Dixon ikinci sezon birinci bölümünde kaçırmış olabileceğimiz detaylara bu videoda göz atalım. İlk bölüm büyük ölçüde Carol'a odaklanıyor ve sezonun alt başlığı da onunla ilgili olsa da aynı zamanda Daryl ile Carol arasındaki buluşmayı konu alıyor. Epik bir yanı olmayan harika bir bölüm olduğunu söyleyebiliriz. Temelleri sağlam bir şekilde atıyor ve aynı zamanda detayları, ipuçlarını ve referansları da barındırıyor. Dizinin açılışı yenilendi. Genel hatlarıyla aynı olsa da Carol'ı hikayeye dahil etmek için yeni sahneler eklenmiş. Avrupa'ya gelişini, Paris'e varışını ve keskin nişancı sahnesini görüyoruz. Fragmanlardan bildiğimiz üzere Louvre Müzesi bu sezon önemli bir rol oynayacak. Açılış sahnesi bize müzeyi, kötü adamı ve geçmişten kesitler sunarak ipuçları veriyor. Ayrıca açılışta Carol ve Daryl'in tekrar bir araya geleceğini görüyoruz. İkilinin hayatta kalacağını bilsek de bu buluşmanın nasıl gerçekleşeceği merak konusu. Bir tünele girdikleri sahne sezon finali için önemli ipuçları veriyor. Bölümde Lorona fazla yer verilmese de geliştiğini ve biraz daha olgunlaştığını görüyoruz. Daryl onu eğitirken zombilerle başa çıkabilecek kadar yetenekli olduğunu fark ediyoruz. Losang Tayir, Daryl'in dikkatini çekerek çocuğun şiddeti temsil ettiğini belirtiyor. Bu durum, Loro'nun gelişimini ve gelecekte daha da şiddetleneceğini gösteriyor. İlk sahnede Losang Daryl'e sevdiğiniz insanlar hakkında konuşmak istediğini söylüyor. Bu cümle, ilk sezonda ölen peder Jean'in zombilerin hala ruhları olduğuna dair inancını hatırlatıyor. Daryl'in bu konudaki üzüntüsünü ve ev özlemini artırıyor. Losang'ın bu sözleri, Daryl'i e daha da bölünmüş bir hale getiriyor. Hem yeni ailesine hem de eski arkadaşlarına özlem duyuyor. İlk bölümün adı, The Kindness of Strangers, Yabancıların Nezaketi. Bu başlık, Carol'ın Ash ile karşılaşmasıyla doğrudan bağlantılı. Ash, Carol'a silah doğr oturarak ona yardım etmeyi teklif ediyor. Carol, yabancılara karşı hala iyi niyetli olan insanların olduğunu düşünmek istediğini söylüyor. Ancak Ash'in sahte nezaketi tehlikeli olabileceğini gösteriyor. İlk bölüm Carol'ın Ash ile karşılaşmasıyla açılıyor. Ash Carol'a sahte bir nezaketle yaklaşarak onu kandırıyor. Bu durum kıyamette nezaketin bile tehlikeli olabileceğini gözler önüne seriyor. Carol, eşi arkasında bırakarak Avrupa'ya doğru yola koyuluyor. Hikayenin ilerleyen kısımlarında Ash'in bu ihaneti öğrendiğinde nasıl tepki vereceği merak konusu. İlk bölüm zaman çizelgesiyle ilgili önemli ipuçları da veriyor. Daryl'in Loron'la yaptığı konuşmadan anlıyoruz ki ilk sezonun üzerinden sadece iki hafta geçmiş. Bu da demek oluyor ki Carol'ın Amerika'dan ayrılışı Daryl'in Fransa'ya varışından kısa bir süre önce gerçekleşmiş. Bu durum Rick'in hala geri dönmediğini doğruluyor. Carol Amerika'dan ayrılırken Rick'i bulabilmiş değil. Daryl ile yaptığı son konuşmada Alexandria'daki liderlik görevini bıraktığını ve Carol'ı bulmak için her şeyi geride bıraktığını görüyoruz. Bölümde Daryl'in Union for Hope grubunu kurtarmak için yaptığı müdahale dikkat çekici bir ayrıntı. Loron şiddete başvurmadan grubu kurtar kurtarmak istediğini açıkça belirtiyor. Ancak Daryl olaya müdahale ederek grubun hayatını kurtarıyor. Laura'nın şiddete olan karşıtlığı ve Daryl'in ani tepkisi aralarındaki ideolojik farkı gözler önüne seriyor. Lauren, Daryl'in şiddet eğilimlerinden endişe duyuyor ve bu durum gelecekte aralarında sorunlara yol açabilir. İlk bölüm Daryl ve Lauren arasındaki gerilimi artırarak son buluyor. Daryl, Lauren'un isteğinin aksine şiddete başvurarak Union for Hope grubunu kurtarıyor. Bu durum Lauren'un Daryl'e duyduğu güvenin sarsılmasına ve aralarındaki ilişkinin zedelenmesine neden oluyor. Hatta fragmanlardan anladığımız kadarıyla bu anlaşmazlık ilerleyen bölümlerde daha da derinleşecek. Daryl'in ani müdahalesi sırasında yaşanan bir patlama akıllarda soru işareti bırakıyor. Patlamaya Loro'nun adamlarından birinin sebep olmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Eğer bu doğruysa Loro'nun Daryl'e karşı gizli bir planı mı var? Bölüm boyunca Carol ve eşin kullandığı uçağın yakıt sıkıntısı yaşayabileceğine dair ipuçları görüyoruz. Uçağın boyutu ve Atlantik geçişinin zorluğu göz önüne alındığında Grönland'da yakıt ikmali yapmaları gerekebilir. Finalde yıldırım çarpması sonucu yedek yakıt depolarını kaybetmeleri Grönland'daki görevin önemini artırıyor. Bu durak sadece yakıt ikmali için değil aynı zamanda Carol ve Ash'in hayatta kalma mücadelesinde de önemli bir rol oynayacak. Bölümde dikkat çeken bir diğer detay ise meditasyon kaseti. Carol'ın başlangıçta rahatsız edici bulduğu bu ses kaydı finalde Ash tarafından tekrarlanıyor. Bu durum Ash'in Carol üzerinde sakinleştirici bir etkiye sahip olduğunu ve aralarındaki bağın güçlendiğini gösteriyor. Meditasyon kasetinin Carol'ın sezon boyunca yaşadığı travmalarla başa çıkma sürecinde önemli bir rol oynayacağını tahmin ediyoruz. Geçmişiyle yüzleşen ve iç huzuru arayan Carol'ın bu yolculuğu dizinin ana temalarından birini oluşturacak. Sonuç olarak baktığımızda Daryl Dixon 2. sezon 1. bölüm gizemli olaylar, karakterler arası gerilim ve merak uyandıran detaylarla dolu bir başlangıç yapıyor. İlerleyen bölümlerde yaşanacakların heyecanla bekliyoruz.